Değerli izleyicilerimiz ve değerli arkadaşlarımız, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere polislik mülakatıyla ilgili kısa bir ön bilgi verdikten sonra polislik mülakat sorularına ve cevaplarına geçeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı da beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Şimdi kısa ön bilgiyle videomuza başlayabiliriz. Polis alımlarında sözlü mülakatlarda dikkat edilen kriterler nelerdir? POMEN, Polis Meslek Yüksek Okulları, PAEM ve PÖH alımlarında ön sağlık, spor mülakat aşamalarından sonra %40 olarak hesaplanan sözlü mülakatta yönetmeliğe göre bazı kriterlere göre adayın değerlendirilmesi yapılır. Sözlü mülakatta soruyu cevaplayamayan aday başarısız mı olur? Sözlü mülakatta adayın psikolojik yeterliliği, duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması durumuna göre psikolog ve rehberlik danışmanlık mezunu komisyon üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme komisyonca aday tarafına bilgi verilir. Adaylara başkanlıkça belirlenen soru kartları çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Değerlendirmede adayın konu hakkındaki bilgi düzeyi, özgüveni, ifade etme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi ve kendisinden istenileni kavrama gibi kriterlere göre adayın değerlendirilmesi her bir kriter için adaya 20 puan verilir. 5 kriter 100 puan olarak değerlendirilir. Sözlü mülakatta adayın başarılı olabilmesi için sözlü mülakatta en az 60 puan alması gerekir. Sözlü mülakatta aday soru kartından çektiği soruyu bilmiyorsa soruyu bilmediği için elenmez. Diğer 4 kriter olumluysa 80 puanla aday başarılı sayılır. Şimdi sorulara geçebiliriz arkadaşlar. Türk tarihinin önemli olayları nelerdir? Çanakkale Savaşı, Malazgirt Meydan Savaşı, İstanbul'un fethi, Talas Savaşı ve Kavimler Göçü. Bu başlıklar hakkında kesinlikle ayrıntılı bilgi edinmelisiniz arkadaşlar. İnkılapçılık ilkesini açıklayınız. Çağın gerisinde kalan kurumları kaldırarak modern kurumlar oluşturmaktır. Laiklik ilkesini açıklayınız. Devletin bütün dinlere eşit yaklaşması ve halkın din ve vicdan özgürlüğüne sahip olması anlamına gelir. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Cumhuriyetçilik ilkesini açıklayınız. Halkın yönetime ve seçimlere katılmasıdır. Devletçilik ilkesini açıklayınız. Devletin kalkınma için gereken durumlarda bizzat müdahale etmesidir. Halkçılık ilkesini açıklayınız. Halk arasında demokrasi kültürü geliştirilir, halk arasında yöneticinin seçilmesi ve halkın kendi kendini yönetmesi ilkesidir. İzmir'de ilk kurşunu atan kişi kimdir? Hasan Tahsin. Gelibolu'da savaşın seyrini değiştiren köyün adı nedir? Oluklu Köyü. Tarih nedir? İnsan topluluklarının geçmişte meydana getirdikleri olayları objektif bir şekilde inceleyen bir bilim dalıdır. Nutuk'ta nelerden bahsediliyor? Osmanlı Devleti'nin son günlerini, milli mücadele yıllarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlatıyor. Marshall Planı nedir? İkinci Dünya Savaşı'nda önerilen ekonomik yardım paketidir. Divan-ı Likat-ı Türk adlı eserin yazarı kimdir? Kaşgarlı Mahmud. Hababam Sınıfı'nın yazarı kimdir? Rıfat Ilgaz. Türkiye'nin en büyük dağı hangisidir?
Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Ağrı Dağı. İslam'ın şartları nelerdir? Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek. İmanın şartları nelerdir? Allah'ın varlığına ve birliğine iman, meleklere iman etmek, Allah'ın kitaplarına iman etmek, peygamberlere iman etmek, ahiret gününe iman etmek, kadere ve kazaya iman etmek. Kudüs'ün Türkiye için önemi nedir? Kudüs, üç semavi din için önemlidir. Bu dinler İslamiyet, Musevilik ve Hristiyanlık. Bizim için önemi ise iki önemli ve dini merkezimizin olmasıdır. Bunlar Mescid-i Aksa ve Kubbetüs Sahra. Al bayrağımızın üstündeki simgeleri açıklayınız. Ay yıldız bağımsızlığı simgeler. Hilal İslam dinini simgeler. Rengini ise şehitlerimizin kanından alır. Kıble ne taraftadır? Kıble Mekke'de bulunan Kabe yönüdür. Türkiye'nin sınır komşuları kimlerdir? İran, Yunanistan, Nahçıvan, Irak, Suriye, Ermenistan, Gürcistan ve Bulgaristan. Bu ülkeler Türkiye'nin sınır ülkeleridir. 15 Temmuz'da şehit olan polisimiz kimdir? Fethi Sekin'dir. 15 Temmuz'da şehit olan ast subayımız kimdir? Ömer Halis Demir'dir. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının önemi nedir? Atatürk, Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatmıştır. EGM nedir? Kaç yılında kurulmuştur? Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 Nisan 1845 yılında kurulduğu güvenlikten sorumlu devlet teşkilatıdır. İç güvenlikten sorumlu devlet teşkilatı da diyebiliriz. Osmanlı'nın kuruluş tarihi nedir? 1299 veya 1302 olarak cevaplayabilirsiniz arkadaşlar. Atatürk'ün muasır medeniyetler cümlesini açıklayınız. Bilime ve teknolojiye yatkın olmamıza yakın olmamızı öğütlemiştir. Bilime ve teknolojiye yatkın olmamızı ve yakın olmamızı öğütlemiştir.